Merhaba arkadaşlar. Mutinaz TV için hazırlamış olduğum yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar AVOX U56-00STR televizyon modelinin iç yapısını göstermeye çalışacağım. Neden açtık arkadaşlar? Zoraki açtık. Yani mecburiyetten açtık. Açmamızın sebebi kurulumdan sonra şu dijital uydu alıcısı girişi kırıldı arkadaşlar. Hafif bir kablo çekilmesiyle kırıldı. Çok hassas bir ürün. Bu kadarını beklemezdim gerçekten. Daha önce sizlere belirtmiştim. Ürün hakkında olumlu olumsuz paylaşımlarımı yapacağım. Şu an ilk izlenim arkadaşlar. Servise görüştüm. Bu kullanıcı hatasına giriyor. Ve bunun değişimi 100 ila 80 TL arası değişmektedir. Bu ürün nasıl oldu arkadaşlar? Kablo takılıydı. Kabloda hafif bir baskı oldu. Baskı olması sonucu olduğu gibi kırıldı. Zaten bakarsanız gözenekli bir metal parçası. Kırılmaya meyilli bir parça. Ürün şuradan kırıldı. Açtık. Acaba bir çaresi var mı? Tamir edilebilir mi diye. Henüz şu an için tamir edilecek bir alternatif yok. Galiba servise para karşılığında değiştireceğiz. Ama yine de bir şansımı denemek istedim. O yüzden açtım. Hazır açmışken sizlere de göstermek istedim. Bu arada kafama takılan olay şu. Model numarası K550 VDC2 diye geçiyor. Oysa bu ürünün ambalaj üzerindeki modeli U56 çift 0 STR diye geçiyor. Ama burada peçete koyduğum için arkadaşlar seri numarası falan görünmemesi açısından. Burada ise K55 diye geçiyor. Biz U56 alırken sırf bir ara K modellerini satmaya çalışırken bu modeli mi göndermişler? Yani sadece kutusunu değiştirip yine K'yı mı göndermişler? Orayı çözemedim. Bilenler varsa, yorumlarlarsa sevinirim. Çünkü ben U56 çift 0 STR modeli aldığım halde şu an ürünün iç ambalajında yani elektronik aksamında ki model numarası arkadaşlar model K550 VDC2 diye geçiyor. Umarım böyle bir uyanıklığa başvurmamışlardır. Çünkü gerçekten hiç hoş değil. Ürün zaten ilk izlenim yani şu an için kurulumdan sonraki ilk izlenim. Buna veda ettik. Tamam kullanıcı hatası olabilir ama çok dandik bir şekilde anında kırıldı. Yani metal döküm bir metal ve kırılmaya meyilli bir metal. Anında kırılması üzdü gerçekten. Daha bir yarım saat olmadı kurulumu. Tam servisçiyi gönderdikten sonra bir denemesini yapacağım, video çekeceğim derken maalesef ürün tamamen sustu. Televizyon çalışıyor, uydu yayınını alamıyorum arkadaşlar. İçini açtık, şimdi içinde göstereceğim elektronik aksamını. Anlayanlar daha ayrıntılı yorumlayabilirler. Belki bizim gözden kaçırdığımız bilmediğimiz noktalar vardır. En azından daha farklı bilgilerle aydınlatırlar. Arkadaşlar ürün şöyle gösterecek olursam şu görmüş olduğunuz komple metal aksamdır arkadaşlar. Plastik aksam kullanılmamış. Yani komple hafifliği herhalde bundan kaynaklanıyor. LED ekranı tutan bir metal aksam var. Normalde bu metal aksam genelde içeride olur. Üstüne plastik kaplama olur. Ama bu AVOX ne yapmış? Metal aksamın üzerine montajını, ürünün montajını hepsini yapmış. Düz bir metal aksam ve metal aksamın üzerine bazı plastikler yapıştırmış. Örnek olarak şu elektrik tuş aksamı, örnek olarak anakart, enerji kartı, televizyon alıcı kartı, şu da herhalde Android falan kartıdır. Bunları yapıştırmış ve dikkat ederseniz arkadaşlar metal, burası fırınlanmış metal, boyalı metal, burası açık metal. Bu şekil dizmiş tabii ki. Ben ilk başta fişi çok garip gelmişti bana. Normalde bu tür elektronik ürünlerde böyle bir fiş görmeniz imkansız. Topraklamalı bildiğiniz bilgisayarlarda kullanılan elektrik fiş arkadaşlar. Bayağı güçlü bir fiş. Bu fişin kullanılmasının sebebi de arkadaşlar bu ürüne elektrik girerse topraklama yoluyla dışarı atılması, topraklı prizde kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde
elektrik kaçamağı olursa çarpılma riskiniz var, bilginiz olsun. Çünkü plastik aksam yok. Komple metal. Gördüğünüz bu gövde komple metal. Sadece çerçevesi falan plastiktir. Şu gördüğünüz plastiktir. Ama buralar metaldir arkadaşlar. Ve topraklı prizle bunun önüne geçilmiş. Kullanacaksanız bu televizyonu topraklı prizle kullanmanıza yarar var. Hatta topraklamasını da şu şekil metale vermiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istedim. Ürün elektronik anakartı budur arkadaşlar. Elektrik aksamını kontrol eden. Şu şekilde göstereyim. Teknik bilgisi olan arkadaşlar olumlu veya olumsuz yorum yaparlar en azından. Fikir belirtirler. Sizler açısından belki yararlı olur. Yorumlarda belirtirler. Evet arkadaşlar. Şöyle bir detaylı göstermeye çalışıyorum. Bir elektronik anakartımız mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şekil. Bu larda soğutucu kullanmış arkadaşlar. Isınmasını önlemek açısından. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elektronik anakartımız bu arkadaşlar. Açma kapama tuşumuz burada arkadaşlar. Enerjiyi açıp kapatıyor. Şurası da LED ekrana görüntüyü yansıtan bağlantılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuralara çok dikkat etmek lazım. Hassastır. Bu kablolardan herhangi birisi yırtılırsa ekranda sorun yaratır. Çok fazla güzel muhafaza edilmemiş doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii ki açmamanız gerekiyor. Açıyorsanız da şuralara dikkat etmediğiniz zaman bu ürünü ekrana veda edebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok ters bir yere yerleştirilmiş. Yani biraz korumaya alınabilirdi aslında ama korumaya alınmamış. Açıktı yani. İlk defa açan bir insan hata yapabilir. Arkadaşlar şimdi anakartı gösteriyorum. Bu televizyon anakartı arkadaşlar. Uydu alıcısının karasal yayınlarının olduğu ve C kart girişi olduğu modül bu arkadaşlar. Bunu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Belki teknik bilgisi olan, konu hakkında bilgi sahibi olanlar, yorum yapan arkadaşlar olabilir. Şurada arkadaşlar işlemci falan mevcut. Soğutucu ile korunmuş. Büyük çene bir soğutucu. Büyük olasılıkla RAM da altında olabilir arkadaşlar. Şu şekil göstermeye çalışayım. Elektronik. Daha doğrusu alıcı anakartını. Televizyon anakartını. Şu RAM olamaz herhalde. Pardon, bu zaten boyaymış. RAM'lar şu olabilir. Yazılar çok fazla okunaklı değil. Seç. Bunun altında arkadaşlar işlemci RAM olma ihtimali var diye düşünüyorum. Soğutucuyla, büyük bir soğutucuyla korumaya alınmış. Onları gösteremeyeceğim. Ama şu an için göstereceklerim bunlardır. Bu da Wi-Fi kartı arkadaşlar. Bildiğiniz Wi-Fi kartı şu şekil alınmış. Bu da Wi-Fi alıcısı arkadaşlar. Tek bir anten mevcut. Küçük bir Wi-Fi alıcısı. Burada da arkadaşlar pardon, bu ekran. Ben bunun Android anakartı olduğunu düşünüyordum ama ekran anakartı arkadaşlar. Ekrana görüntü ayarlayan bir karttı bu arkadaşlar. Yani 3 parçadan, hatta 4 parçadan oluşuyor. Wi-Fi'yi de hesaplayacak olursak 4 parça kart metal aksam üzerine yapıştırılmış. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da LED ekranı kontrol eden anakart arkadaşlar. Bu da Android işletim sistemi olan, televizyonu kontrol eden, C modül girişini, uyduyu kontrol eden, Wi-Fi kartını kontrol eden gerçek anakartımız bu. Bu da LED kontrol anakartı arkadaşlar. Bu da elektrik aksamı. Topraklı priz arkadaşlar. Metal üzerine yapıştırılmış. Elektrik çarpmalarının önüne geçebilmek için topraklı priz kullanılmış. Arkadaşlar şimdi ben şu
kartı da sökmeye çalışacağım. Ama büyük olasılıkla bu tamir edilemez. Yani değiştirilmesi lazım. 100 TL. 100 TL ucuz aldık diye seviniyorduk. 100 TL zararlı çıktık şimdiden. Kötü oldu gerçekten bu. Yani bunun biraz daha sağlam yapılma olasılığı olabilirdi bence. Bu kadar dandik olmamalıydı. En ufak bir sarsıntıda, en ufak bir çekişmede. Yani çünkü sonuçta ben kendi adıma söyleyeyim. Belki abarttığımı düşünürsünüz. Gerçekten Philips televizyonumun şu bağlantısı sert kablo kullandığımdan dolayı penseyle sıkıştırıyorum. Yani şu üzerine gelen vidayı penseyle sıkıştırıyorum. Dışarıdan gelen kablonun vidasını gerçekten üzerine penseyle sıkıştırıyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu sadece şöyle hafif kablonun kısalığından dolayı şu şekil çekildi. Ve çekilme sonucu gördüğünüz gibi paramparça oldu. Yani ürün malzemesi buysa şu an için baya bir malzemeden çalınmış. Ve şu modelin peşine düşeceğim tabii ki. Bu model kafamı karıştırdı. U model diye aldık ama içinde yazılan model K550 VDC. Eğer böyle bir şey söz konusuysa herhalde baya bir insanları kandırıyor düşüncesindeyim. Bu kötü oldu gerçekten. Çünkü satın aldığın modelin ismi burada yazması gerekirken burada farklı bir isim yazıyor. O da enteresan bir şey. Bunun yazmaması lazım. Bu bence anormal bir durum. Evet arkadaşlar, sürçülisan ettiysem affınıza sanıyorum. Şu anki bilgilerim, verebileceklerim bunlardır. Hani bu problemi çözmeye çalışırken bir nevi sizleri de bilgilendirmek açısından bu videoyu çektim. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Sürçülisan ettiysem affınıza sanıyorum. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Bu Tinasu Bey'den ayrılmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenin, bildirim butonunuzu açın. En azından yeni videolardan daha erken haberdar olursunuz. Sevgiyle kalın arkadaşlar.